İyi de canım, şimdi ben nasıl diyeyim konser saatini değiştirdik diye. Hem her yerde ilan ettik falan. Ay şimdi kız da bozulacak. Bana ne abi? Ben o saatte çıkmam diyorum, anlamıyor musun? Bak çok değerli misafirlerim de gelecek. Anlasana, bu benim geleceğim için çok önemli. Hem bak o daha sahneye yeni çıkıyor. Ne olacak ki? Yok yok, öyle deme, geleceği var kızın. Patron ne diyorsun ya? Sen şuna bir baksana. Kes kes. Ne oldu Bora abi? Ya Melisa'cığım, senin saatini biraz erken alacağız. Ne kadar erkene? Ya 8 gibi falan çıkarsın işte. 8 mi? Abi sen dalga mı geçiyorsun? 8'de kim gelir dinlemeye? Yapma bak, gözünü seveyim. Ya Melisa'cığım, burası öyle dandik bir mekan değil biliyorsun. Yani her saatte gelen giden oluyor. Bak sen kendini 8 gibi çıkacak gibi ayarla, tamam mı canım? Hadi. Tamam değil abi. Ayrıca ben senin bu değişikliği neden yaptığını da biliyorum ama bak çok ayıp ediyorsun, bunu bilmiş ol. Aynen öyle. Ayıp yani, son dakika konser saati mi değişir ya? Sen kimsin ya? Kim bu ya? Ben... Ben bir hayranıyım. Konser bileti almaya geldim. Ama madem erken aldın saati, daha da gelmem artık. Gelmezsen gelme kardeşim. Hoş oldum şimdi bu tavır. Tamam, sen bir saniye bekle. Mücahit benim adım. Bir saniye Mücahit. Abi peki ben 8'de çıkmıyorum dersem ne olacak? Ha ne olacak biliyor musun? İpten olacak, o kadar. Abi çok ayıp ediyorsun ama ya. Bir saniye dur. Melisa Hanım haklı. Sen nasıl bir adamsın ya? Son dakika torpille konser saati mi değişir? Aynen öyle. Bak, benim adama adam demem için önce sözünde duracak kardeşim. Böyle senin gibi kıvırmayacak. Sen ne diyorsun kardeşim? Düzgün konuş. Anladın sen işte. Bir öyle bir böyle olmaz. Tamam, konser saatinde başlasın. Olsun bitsin ya. Ya sen kimsin ya? Sen ne karışıyorsun ya? Kızım, kim bu adam, sen tanıyor musun? Tanımıyorum. Ha, tanımıyorsun. Peki öyle gözükmüyor ama. Bak neyse, konu kapandı bak. Sen saat 8'de çıkacak gibi kendini ayarlıyorsun ve bu sahneye çıkıyorsun, tamam mı? Hadi. Bir dakika. Ya bir karışma. Şişt, çek elini bak. Akıllı ol, aklını alırım. Burası benim mekanım, tamam mı? Ha. O biçim yani. Abi tamam, biz seninle konuşarak bu mevzuyu halledebiliriz bence. Konuşmayalım canım. Ya saat 8'de çıkarsın ya da şu garip arkadaşını alıp defolup gidersin, tamam mı? Hop 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 hop. Bak bu hiç hoş olmadı ha. Ha ne yapacaksın, döveceksin mi ha? Ya o şimdi biraz abartı olur da. Hadi uzak kardeşim, hadi. Tamam, benim Melisa Hanım'a bir şey vermem lazım. Sonra gideceğim. Kardeşim, uzak. Tamam, bir saniye ya. Ya sen ne laftan anlamaz adam. Adam gibi konuşmak yaramıyor mu lan size? Bak sakın dokunma, polis çağırırım. Süründürürüm seni. Bak çok sağlam yerlerde sağlam tanıdıklarım var.
Peşini bırakmam oğlum. Tamam yeter artık, yeter. Yeter git, yeter bu kadar. İyiydi. Tamam dedim, yeter artık git. Allah kahretsin, her şeyi mahvettin zaten ya. Ya o da öyle abuk subuk konuşunca ben de şey yapamadım. Ne yapayım? Kusura bakma yani. Abi tamam, hiçbir sıkıntı yok. Ben saat 8'de geliyorum. Ha, sorun yok, problem yok ha. Şuraya bak ya. Bak kızım, hemen defolup gidiyorsun, gözüm görmesin seni. Defol. Abi bak yapma, gözün seveyim. Ne olur ya. Bak hala konuşuyor ya. Bak kızım, polis çağırırım. Hemen pılını pırtını topluyorsun, şu garip arkadaşını da alıyorsun, defolup gidiyorsun, tamam mı? Yürü sen de. Şuraya bak ya. Ne yaptın sen ya? Ya sen beni bitirdin ya! Arkadaşım kimsin sen? Ha? Kimsin? Kimliğini getirdim ya. Geçen gün yolda aldım yani. Böyle ortalık karışıktı. Sen de bir heyecan yaptın. Çıktın gittin. Onu şey yapacağım. Kahretsin ya. Of. Yolda durmadan söylendiniz, durdunuz. Ne oldu? Erken bile geldik. Tamam abi ya. Geldik işte. Normal tabii ya. Her hafta düğün yapıyor çocuk. Bu sefer garantiyi almak istedi. Ne olur bu sefer bir olay çıkmasın. Bir daha giymem ben bu gelinliği. Ağzını ayrı aç Buncu. Her şey tamam işte. En azından mekana gelmeyi başardık. Bu da bir şey. Hadi abi girelim o zaman. Hadi. Hadi. Gelmiş olmaları lazım. Çoktan yola çıkmışlardı. Biz de durmayalım burada daha fazla. Hadi gelin odasına geçelim. Hadi o zaman. Hadi kızlar. Eylem. Geliyorum. Hadi. Mücahit nerede? Komutanım, ufak bir işim var. Halledip geleceğim dedi ama. Gelir gelir. Kaçırmaz o Badis'in nikahını. Aynen. Kaçılmaz. Efendim Aşık. Keşan neredesin? Geliyorum, geliyorum. Birazdan oradayım. Benim kıyafeti getirdin değil mi? Getirdim, getirdim. Eyvallah. Bak herkes hazır. Düğün başladı, başlayacak. Seni bekliyoruz. Elini çabuk tut. Tamam, yoldayım dedim işte. İyi, hadi. Hadi görüşürüz. Geliyormuş. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne işler çeviriyor bugün? Kahretsin. Benim gitmem lazım. Melisa! Sayın Feyzullah Altıpatlar. Altı parmak efendim. Pardon. Sayın Feyzullah Altıparmak. Siz de bu güzel hanımefendiyi, Su Akkaya'yı şahitler üzerinde eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Tabii, 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 tabii. O zaman ben de bana verilen etkiye dayanarak sizleri Kerek Hoca ilan ediyorum. Ben de mutluluklar diliyorum. Kendilerinizi halledin. Sizin göreviniz o. Emredersiniz. Komutanım, bu iş sana düşüyor. Biliyorsun tim komutanımız yok. Erdem komutanım da kendi aranızda halledin dedi. En rütbelimiz de sensin. Ben anlamam o işleri. Avcıya götürsem. Emredersiniz. Avcı. Bana hiç gelme. Ne var ya? Ya şimdi heyecanlanırım, yanlış bir şey söylerim, saçmalarım falan. Ya gel beraber gidelim, gel. Gel ben hallederim. Bir mikrofon rica edebilir miyim? Pardon. Şarkı türkü olayından önce biz bir dans edecektik ama... Yenge şarkı türkü işlerine aşık bakıyor. Ben konuşma yapacağım. Ne konuşması abicim? Beyaz vereceğim. Hayber Kalesi'nin fethini anlatayım diyorum ha. Ses. Deneme 1-2. 1-2. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor. Sevgili davetliler. Malum haliniz, damadımız özel kuvvetçi bir arkadaşımızdır. Babyface görüntünün altında yatan ölüm makinesi bir insan olduğunu söylemeye gerek yok. Kardeşimle omuz omuza çok çarpıştık. Değil mi Çaylak? Hamdolsun. Şimdi bizde bir adet var. Evlenirken gelinimize bir adet şanlı Türk bayrağı, bir adet musaf-ı şerif hediye edilir. Benim haddime değil ama arkadaşlar böyle uygun gördü. Vesileyle canlarımız, silah arkadaşımız Ahmet Kartalı ve Ali Haydar abimizi rahmetle analım. Bahar yengemizi de unutmadan. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Amin. Amin.
emanetimize gözün gibi bak, tamam mı Mancu? Emanetiniz emanetimdir. Hadi kalkalım, gel. Ne oluyor ya? Bir aydır hazırlanıyoruz. Aa. Sevgilini izle. Ceketler çıktı. Diyecekler. Yok. Uçmadı ya. Ben bu taraftan gidiyorum. Senle geliyorum. Aşık.
Olaya bak ya. Adama o kadar gel gel diye ısrar ettik. Gelip merminin önüne attı kendini. Gelmeseydi savcı hanım öldürülecekti. Geldi kendisi vuruldu. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Yani Yavuz'un yerinde hangimiz olsak aynısını yapardık. İnşallah kötü bir şey olmaz. Niye geldi ki abi? Keşke ben vurulsaydım. Yakınlığımda göremedim ki. Hiçbirimiz göremedik ki. Düğüne gelmeyeceğim dedi. Düğüne geldi. Hepimizden önce kızı o gördü. O da yetmedi. Gitti merminin önüne atladı. Bu biraz fazla değil mi? Nasıl yani abi? Ne demek istiyorsun aga? Ne bileyim ya. Olayı çözmeye çalışıyorum. Beynimin içinde filler tepişiyor. Durumu nasıl? Korkulacak bir şey yok. Durumu iyi. Kurşun kemiğe zarar vermemiş. Çıkardık, temizledik, kapattık. Kalıcı bir hasar da oluşturmayacak zaten. İyi, çok şükür. Şükürler olsun. Vay be. Dövme yaptırdı diyorsun yani. Yakışır komutanıma.